Çanakkale savaşları sırasında koskoca Anzak ordusuna iki Türk askeri savaş açmış, hem de Avustralya'da. Osmanlı'ya karşı savaşacak Anzak askerlerini daha memleketlerinde durdurmaya çalışan iki Türk'ün hikayesi tarihi belgelerle ispatlandı. Kim bu iki Türk, onlara ne oldu? İşte o günlerde yaşananlar ve arkada bıraktıkları belgeler. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen başlarında, Çanakkale Savaşları'ndan birkaç ay önce Anzak askerleri trenlerle savaşa gönderiliyordu. Bu trenler dondurma satıcısı Gül Mehmet'le devecilik yapan Molla Abdullah'ın da içinde yaşadığı Avustralya'nın Brockhill adlı bir maden kasabasından geçiyordu. Trenlerle Osmanlı'ya karşı savaşa giden Anzak askerlerinden bu iki Türk çok rahatsız olmuştu. Osmanlı Padişahı ve Halife Mehmet Reşat'ın İtilaf devletlerine karşı Müslümanlara cihat çağrısında bulunduğu haberini alan bu iki genç silah temin ederek trenlerden birini durdurmayı düşündü. Ve düşündüklerini de yaptılar. Edindikleri iki piyade tüfeği ve bayrakla bir treni pusuya düşürdüler. Avustralya gazetelerinin yazdıklarına göre trendekiler tesadüfen yılbaşı dolayısıyla pikniğe giden sivillerdi. Bunun farkına varmadan bir yerde siper alıyorlar ve trene ateş ediyorlar. Bu ateş sonucu dört kişi can verirken Gül Mehmet'le Molla Abdullah olay yerinden kaçıyor. Bunlar karar veriyor, biraz silah ediniyorlar. Bir tane işte piyade tüfeği, birisi Snyder, birisi Henry Martini Martin. Ondan sonra bu treni pusuya düşürüyorlar. Avustralya gazetelerin yazdıklarına göre bir piknik için giden insanlarmış. Siper alıyorlar bir yerde, treni geçerken ateş ediyorlar. Dört kişi can veriyor Avustralyalılardan. Bu arada şehirde toplanan kalabalıkta bu kişileri aramaya başlıyor. İki grup Beyaz Kayalıklar denen bölgede karşılaşıyor. Buradaki çarpışmada Gül Mehmet aldığı 16 kurşun yarasıyla, Molla Abdullah ise başına isabet eden bir mermiyle olay yerinde can veriyor. Belgelerde Gül Mehmet ve Molla Abdullah'ın üzerlerinden çıkan mektupta kimsenin etkisi altında kalmadan trene saldırmayı planladıkları yazılı. Bugün onlardan kalan piyade tüfekleri ve Türk bayrağı halen korunuyor. Ayrıca Gül Mehmet'in dondurma arabasının da maketi yapılmış. Tren taarruzunun yapıldığı yerde tren kompartımanı da sergileniyor. Avustralyalıların ziyaret ettiği yerlerin başında gelen tren kompartımanı üzerindeki tabelada Türkler yazısı dikkat çekiyor. Kasaba müzesindeki tabelalarda ise Türk ibaresi yer alıyor. Thank you.